Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kare yaka yapımından bahsedeceğim. Önümde tamamını dikmiş olduğum bir bluz bulunuyor. Bunun yaka kısmını kare şekilde belirledim ve sizlerle birlikte dikerek tüm püf noktalarından bahsedeceğim. Şimdi önümde iki parça şeridim bulunuyor. Şu şekilde bir tanesi uzun, bir diğeri ise kısa şerit. Bu şeritlerin uzunluğunu neye göre belirlediğimden bahsedeyim hemen sizlere. Birincisi kısa yaka, kısa şerit. Kısa şerit şuradaki uzunluğun tamamı kadar. Normalde esnek kumaş kullandığımız için buradaki uzunluğu değil, normalde daha kısa olarak değerlendiririz yaka takarken, ama burada öyle değil. Dikişe bir miktarı gidecek. Onun dikiş payı olarak hesap ederek buradaki uzunluğu almamız yeterli. Uzun olan yakada yine burada dikişe gideceği için şu kısımlarda birer dikiş yapacağız. Ondan bahsedeceğim biraz sonra. Bu da etrafının tam genişliği ölçüsünde aldığım şeritlerin. Bu yüzden açtığınız yaka genişliğine göre kendi şeritlerinizi belirleyebilirsiniz. Bu birinci püf noktaydı. Şimdi hemen dikiş kısmına geçiyorum ve nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Bir de öncelikle şunu söyleyeyim. Ben tamamını diktim sizlere göstermek için, ama yakayı takarken önce yakanın hiçbir şeyi yerleştirmeden sadece yakanın şu kısmını takıp sonrasında omuzları birleştirip takma işlemini yapabilirsiniz. Ben sizler tamamını görün diye tamamen bitirip bu şekilde göstermeye uygun gördüm. Şeritlerimi yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Yüzüne bakacak şekilde şu şekilde yerleştirdim. Burada yapmam gereken tam düzgün bir üçgenlik elde edecek şekilde şu şekilde dikmek olacak. Bir ucundan başlayacağım, ortaya doğru geleceğim. Sonra ortadan kenara doğru. Burada tam düzgün bir üçgen elde etmeniz gerekiyor. Ölçerek de yapabilirsiniz bunu, hata yapmak istemezseniz. Ben artık göz kararı bu işlemlerin hepsini gerçekleştirebiliyorum. Hata yapmamak adına şu şekilde orta noktasını da belirleyebilirsiniz nerede olduğunu. Makinemin altına yerleştiriyorum ve dikişini gerçekleştireceğim. Oldukça ince bir penye kullanıyorum ben. Bu yüzden kenar kısımları kıvrılıyor ve dikişi diğerlerine göre bir tık daha zor. Sizler daha basit kumaşlarla bu işlemleri daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Şekilde üçgen bir dikiş yaptım. Şimdi açtığım zaman bu kısmın, bakın, kare olarak denk geleceğini görürsünüz. Şu şekilde düzelmiş oluyor. Kendiliğinden kare geldi. Şimdi aynı işlemi bu tarafı içinde uygulayacağım ve tam önümde kare bir yaka elde etmiş olacağım. Açıyorum. Sonrasında bu kısmı keserek temizleyeceğiz. Aynı işlemi bu kısma da uyguluyorum. Hiç acele etmeyin bu işlemleri yaparken, çünkü büyük ihtimal hepiniz ilk kez deneyeceksiniz. O yüzden sabırsızlıkla sonuca ulaşmak isteyeceksiniz, ama biraz sabır göstererek gayet güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
şekilde iki ucunu da birleştirmiş olduk. Şimdi fazlalık kısımlarını kesip çıkarıyorum ki orada kalın bir tabaka oluşturmasın. Rahatsızlık vermesin. İki parçayı da temizledim. Ters bir üçgen oluşturdum. Yani V şekline gelmiş oldu bu kısımları. Şimdi açıyorum. Bakın. Şöyle bir görüntüye kavuştu. Hatasız olabilmesi için ince kumaş kullandığımız için şu kısımlarını birleştirip tutturabiliriz. Kaymasın, yamulmasın diye. Ya da iğneleyebilirsiniz. Ama ben şimdi hemen makinenin altında tam üçgenlik kısmının şu uç kısmını tutturacağım. Amacım kaymasını önlemek. Hiç makineyi açmama bile gerek yok. Şu şekilde tutturmuş oldum. Aynı işlemi bu kenar için de uyguluyorum. Kıyafetimin tersi bana bakacak şekilde çevirdim. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir püf nokta var. Boyun kısmı hafif oval geliyor. Kare yaka ama şurada hafif ovallik var. Daha estetik görünmesi için bunu yapıyoruz. Buranın dümdüz olduğunu farz edin. Yani şuradan gelip ovalleştirmedim de dümdüz gidiyor farz edin. Buraya tam kenar kısmına şöyle beyaz bir kağıt koyayım daha iyi anlayın. Yakam daha iyi ortaya çıktı sanırım böyle. Şuradaki kısmın dümdüz olduğunu farz ediyoruz ve bu kısma şöyle yarım santimlik bir üçgen olacak şekilde kesik atacağız. Aynı kesiği bu taraf için de uygulayacağız. Şöyle yarım santimlik bir kesik. Bunun sebebi yakayı rahat oturtabilmek. Şimdi kesiklerimi atıyorum. Çok fazla değil, yarım santimlik bir kesik işinizi görecek. Yakamın ilk önce alt kısmını yerleştireceğim. Şu üçgen olan yerlerini kesik atmıştık zaten. Bu kesik olan bölgenin tam uç kısmına doğru yerleştiriyorum. Ve yerleştirdikten sonra karşı tarafı da aynı şekilde. Bakın. Öncelikle bu kısmı alt tarafa dikeceğim. Düzenleyip kontrol ediyorum. Dediğim gibi çok ince kumaşla çalıştığım için hata olsun istemiyorum. Çok küçük küçük dikişlerle tamamlayacağız. Sadece düz dikişle kalmayacak bu arada. Overlock dikişiyle sonrasında kenar kısımlarını da temizleyeceğiz. Yine o aşamaları da sizlerle paylaşacağım.
kısma geldim. Artık dikildi. Şu kısım tamamen dikildi. Genişletiyorum artık. Arka kalan kısmı esneterek tüm yakaya dağıtarak dikme işlemini tamamlayacağım. Dikilme işlemi tamamlandı. Düzüne doğru çevirdim. Şimdi ben overlock makinesine gidip şu kısımları temizleyeceğim. Saçak saçak olmasın, tertemiz muntazam bir görüntü olsun diye. Ben sadece nasıl olduğunu görmek adına çevirdim. Overlock makinesinde tersine çevirerek dikişini yapacağım. Kare yakamın dikilmiş son hali bu şekilde. Ben henüz ütü yapmadım. O yüzden kenarlarında sanki buruşukluk varmış gibi görünüyor ama onlar da ütüyle gidecek. Gayet güzel bir yaka çalışması oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve zil işaretini açmayı da unutmayın ki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz diye. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Esin Kocakuş olarak bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.